Merhabalar arkadaşlar. Bugün Zeynep'in tekerleğinin havası inmiş. Daha doğrusu lastik patlamış. Lastiğin tamirini yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi lastik yere oturmuş durumda. Zeynep'le birlikte bisiklete binmek için geldik ama Zeynep üzüldü. Tekerleği patlamış Zeynep'in. Değil mi? Evet. Ama merak etme. Kahraman baban şimdi halleder. Yapabiliyorsun. Evet. Burada arkadan güneş vuruyor. Hı hı. Arkadaşlar, öncelikle lastiğimizi sökeceğiz. Şöyle bu bisikleti ters çevirelim önce. Evet. Bisikleti. Yani lastiği sökmek için öncelikle bir anahtara ihtiyacınız var. Normalde bunlar 14-15 anahtarla açılıyor ama şu an 14-15 anahtar elimde olmadığı için bunu İngiliz anahtarıyla açacağım. Siz bunu İngiliz anahtarıyla da açabilirsiniz. Çok zorlandığınız yerde penseyle de açabilirsiniz ama pense bu somunları yalama yapacaktır. Dolayısıyla hani mümkünse anahtarla açın. Eğer o da yoksa İngiliz anahtarıyla açabilirsiniz. Evet, biz hangi yamayı yapacağız buraya? Yama getir, bir arkadaşlara yamayı göster. Evet, o getir. Evet arkadaşlar, bu arada soğuk yama kullanacağız. Red Sun diye her yerde bulabileceğiniz. Ben bunu milyoncudan aldım. 8,5 lira para verdim. 8,5 liraya aldım. İçerisinde birçok yama var. Bir sürü yama var. Yapabileceğiniz. Böyle bir yapıştırıcısı var. Yapıştırıcı yardımıyla soğuk yama olarak yapabiliyorsunuz. Ben buna. Eğer mümkünse bundan alın. Bundan alın. Bu çok kaliteli. Kalitesi büyük ki bu. Lastiğimizi söktük. Şimdi burada yapacağımız şey iç lastiğe ulaşıp iç lastiği çıkarmak. Evet, şu an ana tekerlek. Yani gerçek. Kızım tornavida ver. Evet, hadi. Teşekkürler. Tornavidamız geldi. Evet, tornavidayla şöyle küçükçe bir kastırırsanız ondan sonra lastik kendisi açılacaktır. Yalnız bunu yaparken iç lastiğe dikkat edin. İç lastiği tornavidayla zedelemeyin. Patlatırsanız çok kötü şeyler olabilir. Ta da iç lastik bulacakmışsınız. Bayağı zor. Evet, iç lastiği çıkarabilmeniz için arkadaşlar burada gördüğünüz sibop kapağını çıkarmanız gerekiyor. Eğer sibop kapağını çıkarmadan zorlarsanız böyle sibopu bozabilirsiniz. Sibop kapağı demişken evet arkadaşlar, iç lastiği çıkardık. İç lastiğimizi şişireceğiz. Bileyen su içerisine koyacağız. Dolayısıyla patlak olan yerlerden baloncuk yapmaya başlayacak. Bunu birlikte yapalım. Lastiğimizin pompa yardımıyla şişirelim. Gel bana yardım et kızım. Şöyle pompayı tut sen. İki taraftan tutuyorsun ya. Evet. Şişir bakalım. Şişir şişir. Evet, şurada şeyler vardı kızım. Çiviler vardı. O çivilerden bana getir. Çıkararak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bir tane çivi veriyorum. Bu patlak yerler kendine belli ediyor. Evet, ver bakalım. Galiba birkaç tane patlak var. Evet, şu bir tane patlak olan yer. Evet, böyle patlak olan yerlere arkadaşlar böyle bir çivi gibi bir şey takarsanız yerleri karışmaz. Ben şimdi bir tanesini buldum. Bir tanesi burası. Evet arkadaşlar, şurada da var. Oo. Nereye? Şurada hatta iki tane var. Bakın. Bitişik. Bir burada var. Evet bak, burada iki tane yan yana var. Evet arkadaşlar, şurada var bir tane. Yani lastiğimiz bayağı bir yarılmış. Onların dışında başka bir yer var mı? Onu da tespitini yapalım. Bu üç yere müdahale edeceğiz. Pompamızı sökelim. Şu
Smoke kapağımızı kapatalım, kaybolmasın. Bu arada babam smoke kapağı demiş ya, bir tane arkadaşım falan var benim. Babam ona smoke kapağı diyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraları belirledik. 3 adet noktamız var. Bu noktalara önce bu noktaları kurulayacağız. Sonra buraları zımparalayacağız. Zımparayla buraların üzerindeki yağ, toz, kir bunları alacağız. Ve daha sonra da soğuk yama işlemine geçeceğiz. İyice zımparalamamız lazım ki buralar pütürlü olsun. Pütürlü olduğu zaman hem üzerindeki toz hem yağ gitmiş olur. Hem de yama yaptığımız zaman yamayı çok güzel rahatlıkla tutar. Sadece yavaşça tak, arkaya geçmesin. Tamam, aferin. Evet arkadaşlar, burayı şu kısmı gördüğünüz gibi zımparaladık. Şimdi diğer kısımlara geçiyoruz. Bu kısımdaki delikler birbirine yakın olduğu için buraya ayrı iki yama değil de bir tane yama yapacağız. Evet. Çünkü kurtarır. Al kızım şimdi onları da. Şimdi nasıl yapacağız? Açıyorum. Şöyle yapacağız. Evet. Yamamızı çıkartalım. Şimdi bir adet yamayı şöyle buradan koparalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yamamız bu şekilde. Yamayı kopardık. Burada yapılacak şey şu. Yani şu poşetli kısma karışmıyorsunuz. Sadece şu arkada görmüş olduğunuz alüminyum kısmı kaldırıp bu kısım yapışacak. Yani yukarı şu siyah olan kısmı göreceksiniz. Siyah olan kısım üstte kalması gerekiyor. Bazen yanlışlıkla buraya yapıştırılabiliyor. Burayı yapıştırırsanız olmaz arkadaşlar. O yama olmaz. Yapışacak yüzey bu arkasındaki turuncu kısım. Evet arkadaşlar, şimdi yapıştırıcımızı sürüyoruz. Bu arada değişik bir şeymiş. Ver bana şimdi kızım. Bu arkasındaki alüminyumlu kısmı kaldırıyoruz. Ve daha sonra bu yapıştırmak istediğimiz alana şöyle yedirerek, şöyle biraz üzerinde gezdirterek yapıştırıyoruz. Siz bunun yapışmasını şöyle yapabilirsiniz. Bir işkence varsa işkenceyle sıkarak, eğer işkenceniz yoksa herhangi iki cismin arasına koyarak bunun biraz kalmasını ve iyice yapışmasını beklemeniz gerekiyor. Bir şey versene kızım, şu kurbağacığı, İngiliz anahtarını. Ver onu babişim. Evet, biz bu işlemi şöyle yapabiliriz. Yani elimizdeki imkanlar doğrultusunda İngiliz anahtarımızla. Abi bir yardımcı olabilir miyim? Tabii ki. Gördüğünüz gibi İngiliz anahtarımızla yapıştırıyoruz. Şöyle sıktırdık. Tamam. Evet. Burada yapılacak şey, işlem şu. Bunu yaptıktan sonra, yamayı bu şekilde yaptıktan sonra kuruması için yaklaşık bir 15-20 dakika bekliyoruz. Evet, kuruması için bırakalım. Gördüğünüz gibi bir 20 dakika bekledik ve tamamen kurudu. Gördüğünüz gibi yamalarımızı yaptık, yapıştırdık, kuruması için bekledik. Şu an kurumuş durumda. Bunu takmadan önce size tavsiyem, önce havasını şişirip tekrar kontrol edin. Olur ya, gözden kaçan başka bir delik varsa tekerleği monte ettikten sonra tekrar bir daha sökmek zorunda kalmayın. Pompamızı ver babacığım. Böyle biraz güneş. Şişir babacığım. Bayağı bir güneş var. Nedeni şu ki, bizim çatıda olduğumuz için Tamam, yeterli babacığım. Evet, şu an elimizde fark ettiğimiz bir şey yok ama bunu yine test etmek için ne yapmamız lazım? Suya sokmamız lazım. Belki olmamış. Isınmış. Evet. O kap şöyle ısınmış. Şöyle. Sibop'ta da herhangi bir kaçak yok. Sibop'u da kontrol edin arkadaşlar. Yani patlak olmayabilir ama bazen Sibop'tan da sorun olabiliyor, kaçaklı olabiliyor. Testini de yaptık. Şu an hiç rastgeleyiz, tamir olmuş durumda.
lastiğimizin şimdi havasını indirelim iyice. Lastiğimizi yerine takıyoruz. Önce sibopu takalım. Lastiğimizi yerine yerleştirelim. Evet, bak şu. Şöyle. İndir sen de onu aşağı. Evet. Şimdi ayağını bas sola. Basarak şişiriyorsun. Evet. Oldu baba bence bayağı. Oldu baba. Şişir bakalım biraz daha. Taş oldu ya. Biraz daha şişir. Tamam, yeter. Evet, arka lastiğimizi de kontrol edelim bu arada. Tamam, arka lastiğin de havası gayet iyi. Arka taş ya. Arkanın bir sorun olur mu ki? Evet. Bir bin bakalım. Özelliklerine bakmak için. Evet, gayet iyi bir durumda da. Tamam, şu an gezmeye hazırsın değil mi Zeynep? Keyfin yerine geldi mi babacığım? Hadi bakalım arkadaşlara. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve abone olup videolarımıza like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Bay bay. Teşekkür ederiz güzel kızım.